Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün diziler ve seriler işliyoruz. Yavaştan toparlanalım. Seriler nedir? Yavaş yavaş konu anlatımıyla hafiften bir temelini oturtalım. Sonra örnek üzerinde zaten oturmuş olur. Şimdi bakın, dizilerin birincisi aritmatik dizi. Aritmatik dizi. Aritmatik dizi nedir? Dizilerin belli bir kuralı vardır. Mesela aritmatik dizide AN benim kuralım olsun. Ve kuralımız da şu şekilde olsun. Atıyorum 3N artı 5. Bakın AN dediğimiz şey genel kuralım. Buradaki N dediğimiz şey de ne? N dediğimiz şey değişken. Mesela ben A1'i bulacak olayım. A1 ne demek? Birinci terim demek. Bakın değişken, hatta değişkenin biraz daha akılda kalır olan yanı terim. A1 birinci terimi bulalım. Nedir birinci terim? En yerine 1 yazıyoruz işte. Bu da kaç gelir? 8 gelir. Mesela A2 kaçtır? En yerine 2 yazıyoruz. Ne geldi? 6, 5 daha. 11 geldi. A3 nedir? En yerine 3 yazıyoruz. Bakın ne geldi? 9, 5 daha. 14 geldi. Yani aritmatik diziler bu şekilde belli bir sayıda artan veya azalan dizilerdir. Bizim için önemli olan kısmın bir tanesi de şu. Bakın aradaki farklar ne? 8 ile 11 arası 3. 11 ile 14 arası 3. Biz bu işlere R, yani ortak fark diyoruz. R dediğimiz ortak fark. Tamam. AN genel kuralım, N terimim, R de ortak katım. Ortak farkım. Bu şekilde aritmatik diziye bir giriş yapmış olalım. Dizilerde İki tane önemli başlığımız daha var. Sabit dizi. Bakın çoğu konuda zaten sabit kelimesini görüyorsunuz. Sabit fonksiyon. Ondan sonra sabit polinom gibi. Nedir bu sabit dizi? Sabit dizi şudur. Bu şekilde bir kural verilsin. AN kuralı. Ben buradaki A ve C'yi oranlarsam, aynı şekilde ben buradaki B ve D'yi oranlarsam, bunlar birbirine ne olacak? Eşit olacak. Eğer size bu bir ifade verir, AN ifadesini verir ve sabit dizi olduğunu söylerse hemen N'in katsayılarını ve sabit sayıları oranlayıp eşitliyorsunuz. Sabit diziyi bulmak için. Eşit dizi nedir? Bu da diğer konularda da vardı. Adı üstünde eşit olacak. Yani bana iki tane dizi verecek. AN ve BN. Bu diziler birbirine tamamen eşitse bunlar eşit dizi olmuş olacak. Gayet basit ve açık. Evet, bakın aritmatik diziyle ilgili biraz daha detaylı bilgiler. Bakın genel kuralım bu şekilde bulunabilir. Size ifadenin birinci terimini verir, bilmem ikinci terimini, onuncu terimini verir. Genel kuralı biz bu şekilde bulacağız. AN eşittir. A1 yani birinci terim artı N eksi 1. N eksi 1 nedir? Kaçıncı terim bulmak istiyorsun? Mesela 10. terimi. N yerine 10 yazdın. N yerine 10 yazdın. 9 çarpı R oldu bak. R neydi? R de buradaki ortak farktı. Biraz önceki slaytta söylemiştim. Şimdi bu aritmatik dizi üzerinde kendimiz işlemler yapacağız. İşlem yaparken şu maddeleri oturtmayı düşünüyorum. Direkt şimdi ezbere gitmesin diye. Bu genel kuraldaki kaçıncı terim olduğunu bilin. Ek olarak bir de 6. maddedeki aritmatik dizinin ilk n terimi toplamı. Mesela bakın ilkinde şunda neyi buluyorduk? Mesela 20. terim bulmak istiyorum. N yerine 20 yazarak 20. terimi buluyordum. Bu 6.'da ise N yerine 20 yazarak ilk 20 terimin toplamını buluyorum. Bu da nasıl gösteriliyor?
Fn ile gösteriliyor. İlk n terim toplamı. İstediğiniz kadar terimi toplayabilirsiniz. Bu formülle. Bu da nasıl bulunacak? Mesela ilk 20 terimi bulmak isteyelim. N yerine 20 yazacağım. A1 dediği ilk terim. N zaten 20 demiştik. R dediğimizde ne demiştik? Ortak fark demiş idik. Şu iki formül kafanızda dursun. Bir de aritmatik dizinin belli bir farkla artıp azaldığını bilin. Yeterli. Geometrik dizide durum ne? Bakın birincisi aritmatik diziydi. İkincisi de geometrik dizi. Bu ikisini inceleyeceğiz zaten. Geometrik dizinin kuralı ise bakın bu. Genel kural. Peki geometrik dizi ile aritmatik dizinin farkı ne? Geometrik dizide artarak gidiyordu veya azalarak gidiyordu. Aritmatik dizide. Geometrik dizide ise katlanarak veya bölünerek gidiyor. Katlanarak veya bölünerek ilerler. Aritmatik dizide atıyorum. Aritmatik dizi diyelim. 3, 5, 7, 9. Bakın ne oldu? İkişer ikişer artarak gitti. Geometrik dizide ise 3, atıyorum 12, 48. Bu nedir? 4, 4 katlanarak değil mi? 4 ile çarpılarak gidiyor. Farkları bu. Bakın bunun da bir genel kuralını bilin. Bir de yine ilk n teriminin toplamını bilin. Geometrik dizide de. Bu da Fn ile ifade ediliyor. Burada da birinci terimle, ilk n terimin toplamını bulmak için birinci terimle 1 eksi r üzeri n. R yine ne? Ortak kat. Biraz önceki neydi bakın? Ortak farktı. Buradaki r'de kaç katlandı, kaç bölündü? Yine yerlerine yazdığınız zaman fn'i bulacaksınız. Yani birazcık formül ve işlem kullanacağınız bir konu. Evet. Bana bakın bir an vermiş. Genel kuralını vermiş. Bu dizinin kaçıncı terimi 3 bölü 2'dir. Zaten terim dediğimiz ifade neydi? N ile gösteriliyordu değil mi? Kaçıncı terim olduğunu bulmamız için N yerine yazıyorduk. Bana zaten neyi soruyor? N'yi soruyor. Kaçıncı terim olduğunu. Ne yapacağız? Genel kuralımız buymuş. 3N eksi 11. N yerine bir sayı yazacağım. Ve sonucum kaç çıkacakmış? 3 bölü 2 çıkacakmış. Kaçıncı terimi soruyor ya. N yerine bir sayı yazacağım. Ne yaparsın iki tane rasyonel sayının eşitliğinde? İşler dışlar yapar. Çarpalım. 2 ile 2n'in çarpımı 4n. 2 ile 1'in çarpımı 2. Eşittir. 3 ile 3n'in çarpımı 9n. 3 ile eksi 11'in çarpımı eksi 33 geldi. Hemen ne yapıyorsun? 4n'i karşıya, eksi 33'ü de bu tarafa atıyorsun. Eksi 4n diye gidince bak 5n kaldı. Eksi 33 de artı 33 olarak geldiği için 35 ifadesini elde ettik. Buradan n kaçtır? 5n 35 ise n'imiz 7'dir. Yani kaçıncı terim 3 bölü 2 oluyormuş? Bakın n yerine 7 yazınca. Yani 7. terimimiz doğru cevap oluyor. Gayet açık bir soru. Alttaki soruda ne diyor? Yine bana genel terimini vermiş. Bu dizinin 5. terimi 3. teriminin kaç katıdır? Bir bulalım. Hemen 5. terim diyelim. 5. terimi nasıl yazıyordum? N yerine 5 yazarak değil mi? Hemen N yerine 5 yazın. 5. terimi bulmak için. Bakın 3 üzeri 5 artı 1'den kaç geldi? 6 bölü. 5'ten 1 çıkardım. 4 faktöriyel geldi. 3. terimimiz neymiş? Bir de onu bulalım. N yerine artık ne yapıyorum? N yerine artık bakın 3 yazıyorum. 3. terimi bulmak için. 3 üzeri N yerine 3 yazınca ne olur? 3 1 daha 4 olur. Bölü N yerine 3 yazdım. 3 eksi 1 2 faktöriyel geldi. Bundan sonra ne yapacağım? Önce bir şu ifadeyi toparlayacağım. 3 üzeri 6 bölü. 4 faktöriyel nedir? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24'e eşittir. 3 üzeri 4 nedir?
Direkt olduğu gibi yazalım. 3 üzeri 6'yı öyle yazdık diye. 2 faktöriyel nedir? Direkt 2'dir. Şimdi sorumuza dönelim. 5. terimi, 3. terimi bulduk. Diyor ki 5. terim 3. terimin kaç katıdır? Yani diyor ki 3 üzeri 6 bölü 24 3. terimin yani 3 üzeri 4 bölü 2'nin kaç katıdır? Bilmiyorum değil mi? 3. terimi ben kaçla çarparsam 5. terimi elde edeceğim. Bunları nasıl bulacağız? X'i yalnız bırakarak bakın. 3 üzeri 4'ü çarpmaydı bölme haline gönderdim. 2'yi de bölmedeydi çarpma halinde yukarıya gönderdim. X dediğimiz ifade ne gelecek? 3 üzeri 6 ile 3 üzeri 4 giderse ne kalır? 3 üzeri 2 kalır. 2 ile 24 giderse ne kalır? 12 kalır. Bakın yukarıda 3 üzeri 2, aşağıda da 12 kaldı. Bu ne demek? 3 üzeri 2 9, aşağısı da 12. Yani sadeleştirirseniz iki tarafı da 3'e bölün. 3 bölü 4 ifadesini elde edersiniz. Demek ki kaç katıymış? 3 bölü 4 katıymış. Direkt yerine yazıp işlem yapacağınız bir soru. Hangisi bir dizinin genel terimi olamaz? Bunu nereden anlayacaksınız? Bakın şuraya önemli bir şey yazayım. Terimler birden başlar. Bu ne demek? Yani ifadeleriniz sizin A1, A2, A3 bu şekilde gider. A0 yani sıfırıncı terimi, eksi birinci terimi falan siz bulamazsınız. Bu bizim tanımsızlığımız olur. Birden başlayacak. Yani yerine 1, 2, 3 gibi değerler verebilirim. En yerine 1 yazsak bakın bir sıkıntı var mı? 2 yazsak bir sıkıntı var mı? 3 yazsak bir sıkıntı var mı? Yok. İstediğiniz değeri yazabilirsiniz en yerine. Bakın buradaki en yerine de 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar istediğiniz değeri yazabilirsiniz. Buradaki en yerine de sonsuza kadar istediğiniz değeri yazabilirsiniz. 2, bu nedir bakın? Diğer konularda anlayabildiğiniz gibi. Sabit dizi. Demiştik ki hani başta. Zaten fonksiyon polinomda da vardı. N falan yok. Bilinmeyen yok. Sadece sayı. Ama bakın burada N yerine ben 2 yazdığımı düşüneyim. 2'den 2 çıktı ne olur? 0 olur. Pay da 0 olursa tanımsız olur. Demek ki böyle bir genel terim olamaz. Şimdi aklınızda şu varsa eğer. N artı 4 de vardı payda da. N yerine neden eksi 4 yazıp sıfırlamadık? Ne demiştim? 1'den, 2'den, 3'ten sonsuza kadar giden yazabilirsin. Negatif bir şey yazamazsın demiştim. Onun için cevabımız Edirne oldu. Evet, aşağıdaki soruya bakalım. Bir AN kuralı vermiş. 3 tane şartım var. Hangisine uyuyorsa o kuralı uygulayacağım. A9 ve A11'in toplamını soruyor bana. Hemen sayfayı bölelim. A9'u bulalım. A9 hangisidir? A9 ne demek biliyor musunuz? Şu mod dediği değerler, modüler aritmetik konusu kalktı görmemiş olabilirsiniz ama bilenler için de 9 3'e bölündüğünde mod 3 demek 3'e böl demek. Kaç kalanını veriyor? 0 kalanını. Bakın 9 buraya uygun. 3'e bölünüyor 0 kalanını veriyor. O zaman en yerine gidiyorum. Hemen 9'u yapıştırıyorum ve A9 kaç çıkıyor? 3 çarpı 9 artı 1. Yani 28 geldi. Ben bir de A11'i bulayım. A11. 11'i 3'e böldüğümüzde kaç kalanını verir? 2 kalanını verir. O zaman 11 bakın bu kurala uygundur. En yerine gidiyorum 11 yazıyorum. 2 çarpı 11 eksi 1'den kaç gelir? 22'den 1 çıkardık. 21 ifadesini elde ettik. Bana neyi soruyor? Bunların toplamını soruyor. Toplayalım. 49'u elde ederiz. Gayet basit bir soruydu. Anlaştık mı? Şimdi geçelim diğer soruya. 2013 LYS'de çıkmış olan bir soru. Soruda bana diyor ki en pozitif tam sayısı için n'in en büyük tek tam sayı böleni. En büyük tek olan tam sayı böleni. Bu şekilde gösteriliyormuş. Tamam. Bana da yine AN'in biraz önceki sorudaki gibi iki tane ihtimalini vermiş. Bakıyorum. A18. A18'in en büyük tek tam sayı böleni nedir?
Yani 18'i tam bölen en büyük tek sayı. Kaçtır? 9'dur. Tam bölen tek sayımız A18 için 9'dur. A12 için 12'yi tam bölen tek sayı. Kaçtır? 3'tür bakın. Yani ben 9 ile 3 için düşüneceğim. Nasıl düşünüyoruz? 9 mod 4'te. Mod 4 ne demekti? 4'e bölünecek kalan kaç olacak? Hemen bakalım. 9'u 4'e bölersek 1 kalır. Demek ki A18 burası için uygun. A12 neydi? Tam bölen tek sayı 3'tü. 3 4'e bölününce kaç kalanını verir? Yine 3 kalanını verir. Demek ki A12 de buraya uygun bir terim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yapacağımız işlem şu. Buradaki kare içinde ifade edilen sayılarımız neydi? 9 ve 3'tü. Kare içinde ifade edilen sayılarımız. A18 yani 9 buraya uygun. A12 yani 3 de buraya uygun. A18 ne gelir? 9 yazdık. 9 da 1'i topladım. 10 geldi. A12 nedir? 3'tü kare içindeki sayımız. 3 yazdık. 3'ten 1 çıkardık. 2 geldi. Bunların bana farkını soruyor. Kaç olur? 8 olur. Biraz önceki sorunun çok benzeri. Sadece burada en büyük tek tam sayı böleniyle işlem yaptı diye için direkt 18 ve 12 değil bunların tek bölenlerini kullandık. Evet, sıradaki soruda ise AK bir dizi olsun demiş. N yerine K yazmış bakın. Normal olabilir. A1 terimini vermiş. Yani ilk terimi 40 olduğunu. Ve bana şu şekilde bir genel kural vermiş. Buna göre A8'i soruyor. Ben A8'i bulmak için K yerine kaç yazarım bakın? 7 yazarım. 7 bir daha 8 olacağı için. K yerine 1 yazıyorum. A8 dediğimiz ifade ne gelir? A7 eksi 7 mi geldi? K yerine 7 yazdık. Sonra bakın bana A7 gibi bir ifade verdi. A7'yi bilmiyorum. A7'yi bilmiyorsam onu da bulalım. K yerine ne yazacağım? Bakın 6 yazacağım 7'yi bulmak için. O da ne olacak? A7 eşittir. A6 eksi 6. Demek ki bakın şu şekilde ifade ediliyor bu. A6'yı bulmak için de ne yapacağım? A5 eksi 5. Bu şekilde bu tekrar ediyor belli. Ben en son neyi biliyordum? A1'i biliyordum değil mi soruda? Soruda bana verdiği A1'i hemen kullanalım. K yerine 1 yazarsanız A2 eşittir. A1 eksi ne geldi? 1 geldi. K yerine bakın 1 yazdık. Bakın buradan ne elde edersiniz? Bunu fonksiyonlarda devam eden işlemlerde çok yapılmıştı. Şu işlemi uyguluyorsunuz. Taraf tarafa topladığınız zaman bu taraftaki A7 ile bu taraftaki A7, A6 ile A6, A5 ile A5 bu şekilde bunlar gidecek. Geriye ne kalacak? Bakın bu tarafta sadece A8, bu tarafta sadece A1, eksi 7'den 1'e kadar olan sayıların toplamı. 7'den 1'e kadar olan sayıların toplamı nedir? N çarpı N artı 1 bölü 2'den 7 çarpı 8 bölü 2 yani 28'dir. Hemen onu da yazıyoruz. 1'den 7'ye kadar olan sayıları topladık yazdık yanına. Buradan devam edelim. A8 dediğimiz ifade ne oldu? A1 neydi? 40'tı değil mi? 40 eksi 28 oldu. Buradan da A8 nedir? 40'tan 28'i çıkarırsam bak 17 gelir. Gayet güzel bir soru. Fonksiyonun devam eden işlemleri gibi. Yine yerine yazdık, işlem yaptık. İşlem bilginizin, pratiğinizin iyi olması lazım. Benzer bir soru var sırada. Onu da çözelim. Evet, bana yine bir genel kural vermiş. Bir kural uydurmuş. A8'i biliyorum. A6 ile A9'un toplamını soruyor. Ne yapacağım? Bana A8'i vermiş. A6 ile A9'un toplamını soruyor. A9'u nasıl bulacağız ki sorduğu şeyleri? Bakalım. A9'u bulmaya çalışalım. A9'u bulmak için n yerine ne yazarsın? Bakın n artı 2 var ya 7 yazarsın ki 9 olsun.
En yerine 7 yazalım. A9 eşittir. A n artı 1 yani 8 artı an yani A7 ifadesini elde ederiz. Bunu elde ettik. Bu kez A8'i karşımıza getirdi. O zaman A8'i de yazalım. A8 ne olacak? A8'i bulmak için ne yapıyorum bakın. N yerine gidiyorum 6 yazıyorum. A8 eşittir. A7 artı A6 ifadesini elde ettik. Bakın burada ne var? A9 var. Bana sorduğu ifadede zaten A9 var. A6 var. Bana sorduğu ifadede zaten A6 var. A8'ler var. Bana zaten bunu vermiş 6 olduğunu. Tek bilinmeyen ne kaldı bakın? A7 kaldı. Ben bu A7'den kurtulmam lazım. Ben bu A7'den nasıl kurtulurum? Bakın şöyle kurtulabilirsin. Eğer taraf tarafa toplar veya çıkarırsan sen A7'den kurtulmuş olursun. Hemen yapalım şu işlemi. Çıkaralım. Ne gelir? A9 eksi A8 eşittir. Bakın A7'den A7 çıkınca gider. Geriye A8 eksi A6 kalır. A8'leri ben aynı tarafa toplayayım. Ne geldi? A9 karşıdan da artı A6 geldi. Neye eşitmiş? A8 vardı. Bir tane daha A8 gelince iki tane A8 ifademizi elde ettik. Bana neyi soruyordu zaten? A9 artı A6'yı soruyordu. Bakın yalnız bıraktım onları. Karşısındaki ne? İki tane A8. A8 neydi? A8 6'ydı bakın. Dolayısıyla A9 da A6'nın toplamı ne gelir? 2 kere 6'dan 12 gelir. Bu da gayet güzel bir soru. Devam ettim. Evet, dizimiz sabit diziymiş. Sabit dizi ne demekti? Sabit dizide ne yapıyordum? Bakın tekrar söyleyeyim. N'in önündeki sayıları oranlıyordum. X bölü eksi 1 oranladık. Eşittir. Karşısındaki sayıları oranlıyorum. Sabit sayıları. Eksi 8 bölü 2x. Bu oranlar ne olacaktı? Eşit olacaktı sabit dizide. Ne yaparım? İçler dışlar yaparım. 2x ile x'in çarpımı 2x kare gelir. Eksi 1 ile 8'in çarpımı da ne olur? Artı 8 olur. Her tarafı 2'ye bölersen x kare dediğin ifade 4. X dediğimiz ifade de 2 veya eksi 2 halini alır. Şimdi 2 mi eksi 2 mi? Bana x değerini soruyor. Hangisini kabul edeceğim? Orada yapacağımız işlem ise şu. Bakın 2 ya da eksi 2'nin bir tanesinin sağlamaması lazım. Ben eğer x yerine eksi 2 koyarsam burası ne olur? Eksi 4 olur. N yerine de dördüncü terim bulmak için eksi 4 yaparsan n yerine 4 yazdım eksi 4 oldu. Ne olur burası? Eksi 4 eksi 4 gelir. Diğerine bakalım. Eğer ben x yerine 2 yazarsam n yerine de 4 yazarsam ne oldu? 2 kere 2 burası 4. Burası ne oldu? Eksi 4. Bunlar ne yapar? Birbirini götürür. Sıfırlar. Tanımsız olur. Yani ben x'in yerine bakın 2 yazamam. Ne yazacağım o zaman x'in yerine? Eksi 2 yazacağım. Tamam mıyız? Böldük sadece iki değer çıktığı için tanımsızlık elde etmeye çalıştık. Birini elemek için. Alttaki soruda bu dizilerin birbirine eşit olduğunu söylüyor. Bu dizilerin birbirine eşitse ne yapayım? Gideyim eşitleyeyim. Bakın buradaki AN dizisi 3N eksi 2 bölü N artı 1. BN dizimiz ne? BN'in sanki biraz düzenlenmesi lazım bakın. Payda eşitleyip düzenleyelim. Ne olur? 3n artı 3 artı 2x oldu yukarısı. Paydamız da ne oldu eşitlendiği için? N artı 1 oldu. Bana soruda bu dizilerin eşit olduğunu söylüyordu. Zaten paydalarım eşit. Paydalarım eşitse ne yapıyorum? Sadece yukarı tarafı yani payları karşılaştırıyorum. 3n artı 3 artı 2x. Sadece payları karşılaştırdık. Zaten paydalarımız eşit. Üçenler bakın gitti.
3'ü ben bu tarafa alırsam nasıl aldık? Eksi 3 diye aldık. Ne oldu? Eksi 5 oldu. 2x eksi 5 ise x nedir? Bölme olarak getirdim 2'yi. Eksi 5 bölü 2 geldi. Bu da kolay bir soruydu. Bize dizinin kaç terimi tam sayıdır diye soruyor. Önce bir şu dizide bakın bölme işlemi var. Ben o bölme işlemini bir yapayım. 5n artı 20'yi polinom bölmesinden hatırlarsınız. N artı 1'e bölüyorum. Bakın 5n elde etmek için 5 ile çarpacağım. Ne gelir? 5n, 5 ile de 1'in çarpımı artı 5. Bildiğiniz bölme işlemi. 5n'ler gitti. 20'den 5 çıkardım. Ne geldi? 15 sayısı geldi. Bu ne demek? An dediğim ifademiz aslında 5 bölenini veriyor. Ek olarak 15 kalanı var. 15 neye bölünmedi bakın? N artı 1'e bölünemedi. Ben bu ifadeyi bu şekilde düzenledim. 5 böleni artı kalan. Kalanda ne oldu? N artı 1'e bölünemediği için yazdım. Tam sayı olması gerekiyor ya. Şu ifadenin de tam hale gelmesi lazım. N kaç olabilir? N yerine bakın 2 yazarsam 15 3'e bölünmüş olur. N yerine 4 yazarsam 15 5'e bölünmüş olur. N yerine ben 14 yazarsam 15 15'e bölünmüş olur. Kaç terimi tam sayı oluyor? 3 tane terimi tam sayı oluyor. Bu şekilde bölme yapıp ondan sonra bulacaksınız. Kaç terimi tam sayıdır diyorsa. Alttaki soruda aynı şekilde bakın. Yapalım. 2n kare eksi 3n eksi 8. Bölüyorum hemen bir n artı 2'ye. 2n kare elde etmek için neyle çarpacağım? 2n ile çarpacağım. 2n kare artı 4n ifadesini elde edeceğim. Bunlar gitti zaten. Eksi 3n eksi 4n ne yapar? Eksi 7n yapar. Yukarıdaki eksi 8'i de indirdik. Eksi 7n elde etmek için ne yapıyorum? Eksi 7 ile çarpıyorum. Ve eksi 7n eksi 14 sayımı elde ediyorum. Bakın bunlar gitti. Eksi 8 eksi 14. Çıkardığımız zaman ne olur? Eksi 8'den eksi 14'ü çıkarırsam 6 sayımı elde ederim. Benim bu ifadem neymiş demek ki? Bn dediğimiz ifadem. 2n eksi 7 bölüm halinde geldi. Artı kalanım neydi? 6'ydı. 6 dediğimiz ifade n artı 2'ye bölünmedi. Bakın şurası da tam olursa ben tam sayı elde etmiş olurum. N yerine ne yazabiliyoruz? 1 yazarsam 6 3'e tam bölünür. 4 yazarsam 6 6'ya tam bölünür. 2 tane sayı elde ediyorum. Bakın hala kafanızda N yerine neden 0 yazmadık? 6 2'ye de tam bölünür gibi sorular geliyorsa N yerine 0 yazamıyorum dizilerde. Diziler 1'den başlıyor. 1 2 sonsuza kadar gidiyor. Diziye ben 0'dı, negatif sayılardı veremem n dediğimiz değeri. Ne diyor sorumuzda? Dizinin kaç terimi negatiftir diyor. Yani ne olacak? Bu dizinin sıfırdan küçük, negatif olmasını istiyor benden. Önce bir bakalım. N 5'e 2 şeklinde açtım. Buradan köklerimiz ne? N kökümüz 5, N kökümüz eksi 2. Eşitsizlik yapacağız artık. Eşitsizlik çözeceğiz. Sıfırdan küçük diyor çünkü. Aynı zamanda bizim N dediğimiz değer her zaman ne oluyordu dizilerde bakın. Daha biraz önce söylemiştim. Sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Bunu da unutmayalım. Eşitsizlik tablomuzu oluşturduk. Köklerimiz eksi 2 ve 5. Artı ile başladık. Eksi artı. Sıfırdan küçük olan taraf neresi? Burası. Buradaki sayılarım ne? Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Biz ne diyorduk? N sıfırdan büyük olacak diyorduk. N sıfırdan büyük olacaksa bunları alamaz. Ve bakın 4 tane negatif terim elde ederiz. Tamam mıyız? Evet, sıradaki soruda ne diyor? Sıradaki soruda ise negatif demiyor. Bakın negatif deyince neydi? Sıfırdan küçüktü. Bunda da 5 bölü 2'den küçük diyor. Hemen yapalım. Bu ifademiz 5 bölü 2'den küçük olacakmış. Önce bir bakın ne yapalım? Karşıda sıfır bırakması için 2 ve 5'i
karşılıklı olarak bir atalım veya içler dışlar dediğiniz mantığı da kullanabilirsiniz. 2 ile 3n'i çarptık bakın. 6n. 2 ile 1'i çarptık. Aralarında eksi var. Eksi 2. Bu taraf ne geldi? 5n artı 15 geldi. 5n'i alıyorum bu tarafa. Eksi 5n diye getirdiğim için n kaldı. Eksi 2 de artı 2 diye gittiği için 17 geldi. N neymiş? 17'den küçükmüş. E bizim demin de yazdım. Genel kuralımız zaten neydi? N'in sıfırdan büyük olması gerekiyordu. E N'in sıfırdan da büyük olması gerekiyorsa 0 ile 17 arasında bunlar dahil olmamak üzere kaç tane sayı var? 16 tane sayı var. Bunlar da 5 bölü 2'den neymiş? Küçükmüş. Devam ediyoruz. İlk n terim toplamı vermiş. Bakın Sn formülü işaretletmiştim 6. madde diye. İlk n terimi toplamını vermiş. Bunun 5. terimi kaçtır? Şimdi 5. terimi kaçtır? Nasıl bulursunuz biliyor musunuz 5. terimi? İlk 5 terim toplamından. İlk 5 terim toplamı. Bu sorunun taktiği budur. İlk 4 terimin toplamını çıkarırsanız. Bu mantığı anlamaya çalışın. Ne yazdım ben ya? Torunu yazmışım. İlk 4 terim toplamı. İlk 5 terim toplamından ilk 4 terimin toplamını çıkarırsanız 5 tane sayı var. İlk 4'ünü çıkardın. Ne oldu bak? 5. sayın kaldı değil mi? Mantıken. Eğer kafanıza bu mantık yatarsa çok iyi. İlk 5 terimden ilk 4 terimi çıkararak ben 5. terimi bulurum. İlk 5 terim toplamını bulalım. N yerine 5 yazıyorum. S5 eşittir. 3 çarpı 5'in karesi artı 5 çarpı 5. N yerine 5 yazdım. Bölü 4. Buradan ne gelir? 5'in karesi 25. 3 ile çarparsam 75. E 5 kere 5 de 25. 75 ile 25'i topladık. Ne geldi? 100 geldi. E 100'ü de ben 4'e bölersem ne gelir? 25 gelir. Buradaki işlemleri yaptınız işte. İlk 4 terim toplamını da bulacağız. Sonra bunları birbirinden çıkaracağız. S4 nedir? 3 çarpı 4'ün karesi artı 5 çarpı 4 bölü 4. Kaç gelir? 4'ün karesi 16, 3 ile çarptım 48. Yanında da 20 var. 48 de 20'nin toplamı 68. 68 de 4'e bölerseniz kaç gelir? 17 gelir. Ben ne demiştim? Bak ilk 5 terim toplamından ilk 4 terim toplamını çıkar demiştim. 25'ten çıkar 17'ye 8 geldi. Demek ki 5. terimim 8'miş. Bu mantığı unutmayın. Daha kullanacağız. Alttaki soruda ne diyor? Genel terimi verilen bir dizinin en küçük terimi kaçtır diye soruyor. Hatırlar mısınız? Parabolde en küçük değer, en büyük değer. Tepe noktasındaki K vardır. R virgül K. K'yı bularak yapıyordunuz değil mi? En küçük en büyük değerlerde. Yine aynı mantık. Sana adam tepe noktasındaki bu K'yı soruyor. E tepe noktası nasıl bulunuyordu? R virgül K. R'yi ben eksi B bölü 2A ile buluyordum. K'yı ben nasıl buluyordum? R'yi bulup yerine yazarak. R'yi yazarak buluyorduk. R nedir? Eksi B bölü 2A. Bakın n karenin önündeki sayı A. N'in önündeki sayı B. Sabit sayımız da C. Eksi B bölü 2A. Yani 2. Bu da kaç gelir bakın? 2 gelir. Ben 2'yi yerine koyarak ne yapıyorum? K'yı buluyorum. 2'yi koyalım yerine. 2'nin karesi, en yerine koydum. Eksi 4 çarpı 2 artı 7. Bu da ne gelir? Eksi 4, 7 daha bakın. 3 geldi. E bana neyi soruyordu zaten? K değerini soruyordu. Cevabımız 3 oldu. Geldim diğer soruya. A1'i vermiş. AN genel terimini vermiş. E bize neyi soruyor? A6'nın kaç olduğunu soruyor. Bakalım hemen. Yapacağımız işlem şu. A6'yı bulmak istiyorum. En yerine gidiyorum. 6'yı yazıyorum. Yapıştırdım. Ne gelir?
A6 eşittir. 6 4 daha 10 bölü. N yerine 6 yazmıştık. Parantez içinde de ne var? N yerine 6 yazınca 6 eksi 1'den A5 var. Parantezi kullanmamıza gerek kalmadı. Bu kez de A5 dediğimiz sayı çıktı. Onu nasıl bulacağız? A5 eşittir. Bu kez N yerine ne yazıyorum? Artık 5 yazıyorum. A5 eşittir. 5 4 daha 9. Böyle n dediğimiz değer 5'ti. N yerine 5 yazınca bakın burası A4 geldi. Demek ki bu şekilde gidecek bu. Nereye kadar gidecek? Bakın A2 eşittir. N yerine 2 yazdığımızı düşünün. N yerine 2'yi yazdık. A2 eşittir. 2 4 daha 6 bölü 2 çarpı N yerine 2 yazınca bakın A1'i elde ederiz. İlk terime kadar böyle gider. Bakın böyle demin toplamada sormuştuk. Eğer çarpma varsa taraf tarafa çarpın. Çarpma ve bölme varsa taraf tarafa çarpın. Eğer toplama ve çıkarma varsa taraf tarafa toplayın. Bu şekilde yok edersiniz zaten. Fonksiyonlardaki soru taktiğinin aslı bu. Taraf tarafa çarparsak bakın karşılıklı olan A5'ler, demek ki buradaki A4'ler, A2'ler gidecek. Geriyen kalan ifademiz ne olacak? Burada sadece A6 kaldı. Bu tarafta sadece A1 kaldı. Çarpı. Bakın şu kesirli sayıların çarpımı var. Ben burada kesirli sayıları nasıl çarparım? Hemen şöyle yazayım. Yukarısı ne bak? 10, 9. Böyle demek ki azalarak geliyor. 8, 7. En son ne var? 6. Paydadaki sayıya bakayım. 6 var, 5 var. Demek ki 4, 3, 2'ye kadar gidiyor bu. Bu sayıların çarpımı nedir? 6'ları götürürsün. 2 ile 4'ün çarpımından 8'i götürürsün. 5 ile 10'u sadeleştirip 2 yazarsın. 9 ile 3'ü sadeleştirip 3 yazarsın. 2, 3 ve 7 bunların çarpımı kalır. Bu da nedir? 2 kere 3 6. 6 kere 7'den 42'dir. Bakın buradaki sayıların çarpımı 42'ymiş. Devam ettirelim. A6 eşittir. A1 çarpı. A1 neydi? A1 bakın 2 idi. 2 çarpı 42'den ne geldi oğlum? 2 ile 42'yi çarptın. 80, bu nasıl 8? 84 geldi. Bu da güzel bir soru. Geçtim diğer soruya. Bir aritmatik dizinin 7. terimi 23, 15. terimi ise 79'muş. Bakın. A7, 7. terim. Bu çok önemli bir soru. Yapacağımız işlem şu. Birinci terimin üstüne kaç tane artış gösterir? Bakın birinci terim üstüne de 7'ye kadar 6 kez artış göstereceğim değil mi? Artış dediğimiz ifade neydi? R'ydi. Bakın siz genel terimi bu şekilde oluşturabilirsiniz. Tekrar yapıyorum diğerinde. İyi dinleyin. 15. terim A15. İlk terime kaç tane ekleyeceğim? 15'e gidene kadar 14 kez daha ekleme yapacağım. 14R. Ekleme yapacağım sayı da R. Ortak fark. A7 neymiş? Bakın 7. terim 23 diyor. A15 neymiş? 79'muş. Burada yapacağınız işlem şu. A15'ten A7'yi çıkarın. Bakın çıkarırsam A1'ler gider. 14R'den 6R'ye çıkarsa 8R'ye kalır. 79'dan da 23'ü çıkarırsan 56 gelir. R de böylece kaçtır? 56'yı 8'e bölersen 7'dir. Ortak farkı bulmuş oldum bak. 20. terim ne? A20 eşittir. Tekrar aynı şey yapıyorum. Birinci terimin üstüne kaç tane ekleme yaparsın 20'ye kadar gitmek için? 19 kez ekleme yaparsın. A1 artı 19R. A1 dediğimiz ifade ne? Bilmiyoruz değil mi? A1 artı 19R. R neydi? 7 idi. 7 ile 19'un çarpımı nedir? 133'tür. A1'i bilmiyoruz hocam. A1'i nasıl bulacağız? Hemen bir tanesini de yerine yaz. R'yi biz neyi bulmuştuk? 7 bulmuştuk. R'nin yerine 7 yazarsam burası kaç gelir? Bak 6 kere 7'den 42 gelir. A7 eşittir. A1 artı 42. Bu da 23'tü.
Atamen 42'yi kaç ya? A1 dediğimiz ifade ne olur? 23'ten 42 çıkarsa eksi 19 gelir. Bak A1'i de bulmuş oldum. Eksi 19 artı 133'ten cevabımız 114 geldi. Çok güzel bir soru. Şimdi molaya çıkalım. Güzel bir tekrar edin bu soruyu. Ekran böyle kalsın. Bir bakın anlamaya çalışın. Maksimum 10 dakikaya gelin. Görüşürüz.
Evet arkadaşlar, toplanalım. Toplan, toplan, toplan. Haydi bakalım. Sek sek. Diziler, seriler, ömrümüzü yediler. Bu nasıl soru hocam? Bizi bitirdiler. Ellere göre mi bakalım, ellere? Ne yapıyorsunuz, geldiniz mi? Aha. Bakın şarkı uydurdum yeni. Efsane bir şey. Beste yapacağım, az kaldı. Diziler, seriler, ömrümüzü yediler. Bu nasıl soru hocam? Bizi bitirdiler falan filan. Neyse, başlayalım haydi. Ne diyor soruda? Soru neredesin? Soruda ne diyor? Şurayı ben bir sileyim de. Hoppala hüppala. Sildik. Soruyu da yukarı kaldırdı. Evet. AN aritmatik dizisinde. Ana bu aritmetik diye yazıyormuş ya. Ben A diye yazıyordum da. Neyse. Aritmetik. Aritmetik dizide A5 ile A11'in toplamının 16 olduğunu söylemiş. Dizinin ilk 15 teriminin toplamını soruyor. Önce ben bir verdiği bilgiyi kullanayım. A5 nasıl buluyorduk A5'i? İlk terimin üzerine ekliyorduk. Ne kadar ekliyorduk? A5'e kadar 4 tane daha artış gösteriyordu. Demek ki 4R yazıyorduk. Bu da neye eşitmiş? Bilmiyoruz. A5 ile A11'in toplamı eşitmiş. Hemen yazalım, onu da yazalım. A11 eşittir. A1 ile neydi? Kaç tane artış gösteriyorum? 10 kez daha artış gösteriyorum. Demek ki 10D artışım var. Bunların toplamı neymiş? A5 ile A11'in toplamı. Hemen bakalım. 2 tane A1 artı 14 tane R. Bu toplamda kaça eşitmiş? 16'ya eşitmiş. Bölelim her tarafı 2'ye, biraz daha sade bir hal alsın. 2A1'i böldüm 2'ye, A1. 14R'yi 2'ye böldüm, 7R. Bu da neymiş, 16'ya 2'ye bölersem 8 imiş. Şimdi gencolar, A1'in üstüne 7 tane R ekliyorum. Bu hangi terimdir? A1'in üstüne 7 tane R ekliyorum. 7 kez artış göstereceğim A1'den. A8 değil midir bu? A1 var. 7 tane de artış gösterdim. A8. A8 neymiş? Bakın 8'e eşitmiş. Ben bunu buldum. İlk 15 teriminin toplamını soruyor bana. Bu ne biliyor musun? A1, A2, A3. Bu şekilde A15. Bunların bana toplamını soruyor. Benim burada yapacağım şey şu. Kaç tane A8'in 8 olduğunu biliyordum. Kaç tane terim var? 15 tane terim var. Bakın şunu yapabilirsin. Bu yeni öğreneceğiniz bir şey. Çok da kolay bir pratik. A1 ile A15'in toplamı. Bu ne demek biliyor musun? 2 tane A8 demek. Nereden anlayacağız? 1 ile 15'i topla oğlum. 16 yapar değil mi? A8, A8. 2 tane A8'e denk gelir. Neymiş bu iki çiftin toplamı? 16'ymış. Bundan sonraki A2 ile A4'ün ne olacak? Yine 16 olacak. Kaç tane çift var böyle ilk 15 terimde? 16 tane sayı var. 15 tane terim. Bakın ya böyle ikili ikili düşüneceksin ya da şunu yapacaksın. Bu birinci yol. Bunu iyi bilin. İkincisi de şu. Şu ikisinin toplamı neymiş? 16'ymış değil mi? A1 ile A15'in toplamı A16 yapıyordu. A16'da A8'in İki kez toplanmış halde düşünüp 16 diyorduk. İkili ikili yapabilirsin ya da şöyle yapabilirsin. İki tanesi 16 ise bir tanesi 8'dir. Yani buradaki A8 ortancadır. Tam ortadaki terimdir. Sabit artış ve azalış göstereceği için A8'den öncekilerin düşük olması, A8'den sonrakilerin yüksek olması birbirini dengeleyecek. A8 tam ortada olduğu için. Dolayısıyla hepsini A8 gibi yaklaşacağız. 15 tane terimim var. Hepsini A8 gibi yaklaşacağız. 120 yapacak bakın bu terimlerin toplamı. Bu öğrendiğiniz şu anki şey çok önemli bir şey.
Eğer ortadaki terimi bulursan sen hepsini ortadaki terim hesabı yapabilirsin. Neden? Çünkü A8'den öncekilerle A8'den sonrakiler birbirini dengeleyecek. Anlaştık. Bu güzel bir mantık. Buradan devam ki. 1 ile 441 arasındaki sayılar aritmatik dizi oluşturuyormuş. Ve 219 tane sayı yerleştiriyorum. Başlayalım. A1 1 olacak. 441'e kadar gidiyor. Kaç tane terim var? Son terimim kaç? Şimdi birinci terim var. Arada 219 tane daha sayı var. Ne yaptı? 220 sayı yaptı. Bir de sonuncu var. 221. Bakın aralarında 219 tane var. İlk terim 220. Bir de son terim 221. Son terim de kaç olacak? 441 olacak. Neden? 1 ile 441 arasında sıralanabilmesi için. Bana ne diyor? Oluşturulan dizinin 36. terimini soruyor. Yapacağımız şey şu. A221'i ben nasıl bulurum? Birinci terime ne kadar ekledim? Kaç kez artış gösterecek birinci terimden sonra? 221'e kadar 220 kez artış gösterecek, değil mi? Bu artışta neydi? R'ydi. Ortak fark. Bu işlem 441'e eşitmiş. A221. Ben A1'in kaç olduğunu biliyorum. 1 olduğunu biliyorum. Demek ki 220 çarpı R'nin kaç olması lazım? 440 olması lazım ki 441 sonucunu elde edeyim. R kaç gelir buradan? 220'yi neyle çarparsak 440 yapar? Çok kolay. 2 ile. R'nin 2 olduğunu bulduk. 36. terim. Nasıl bulunur? Birinci terimin üzerine kaç kez ekleyeceğim? 35 kez artış var bakın. 35 R'ye ekleyeceğim. A1 neydi? 1'di. Artı 35 çarpı R dediğimiz ifadede 2 idi. Ne yaptı bakın cevabımız? 35 ile 2'nin çarpımı 70. Bir daha 71 yaptı. Hoş bir soru. Evet. Geldik diğerine. İlk n terimin toplamı ha buymuş. Altıncı terimi nedir? Size vermiştim bu bilgiyi. Altıncı terimi bulmak için şunu yapabilirsin. Terim toplamı formülü verildiyse. İlk altı terimin toplamını ilk altı terim toplamından ilk beş terimin toplamını çıkarırsan sen direkt 6. terimi bulmuş olursun. Tekrar bak yazı vereyim. 6 tane terim var. Ha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 terimin toplamını biliyorsun sen. İlk 5'inin çıkarırsan ne olur? 6. terimi elde edersin bak. Mantığı budur. Umarım anlamışsınızdır artık bu mantığı. Devam edelim. İlk 6 terim toplamını nasıl bulacağım? S6 değil mi? Toplamlarında S yazıyorduk. N kare artı 2'den. Yani 6'nın karesi artı 2. Kaç çıktı? 38 çıktı. İlk 5 terimin toplamı nedir? 5'in karesi artı 2'den 27 çıktı. İlk 6 terimin toplamından ben ilk 5 terimin toplamını çıkarıyorum. Ve cevabı bakın 11 buluyorum. Bu benim 6. terimimi ifade ediyor. Güzel bir soru. Devam edelim. Burada mıyız? Uyanık mıyız? Dalıp gitmeyin sağa sola. Hemen bir şarkı molası. Diziler, seriler, ömrümüzü yediler. Bu nasıl soru hocam? Bizi bitirdiler. Evet. AN bir aritmatik dizi olmak üzere. A7'yi vermiş. 34 ve 21. terimin farkını vermiş. A18'de, A18'de soruyor. Tamam. Bakalım ne istiyor bizden. A7. A7 nasıl bulunur? A7 dediğimiz ifade A1 artı 6 tane fark şeklinde yazabiliyorduk, değil mi zaten? Bir de şunu da yazabiliyorsun bak. Bunu da yeni öğrenecek olabilirsin. Kafanda mantığında kurmamış olursan. A34 ile A21 arasındaki fark nedir? Aralarında kaç sayı var? 34 ile 21'in. 13 tane sayı var bakın. Aralarında 13 tane sayı var. Bu 13 tane fark demek değil mi? Değil mi? 13 kez daha fark ekliyoruz üstüne böyle gidiyor. 34. terimden sen 21. terimi çıkarırsan geriye sadece 13 tane fark kalır.
O da neymiş? 39'muş. E bir tane fark nedir o zaman? 39'u 13'e böldün oğlum. 3. Bir farkımız 3'müş. E A7'yi biliyorum, 26. A18'e gitmek için. Bakalım. A18 ile A7 arasında ne kadar fark var? 18'den 7 çıkardım, 11. 11 tane ortak fark var aralarında. E ben A7'nin kaç olduğunu biliyordum? 26 olduğunu biliyordum. A18'i de bilmiyordum. R3'tü. 11 ile 3'ün çarpımı 33 geldi. Attın karşıya A18 dediğimiz ifade 59 geldi. Tamam. Kafa oyunları yapın sorularda böyle biraz. Pratik pratik. Alttaki soruda. Genel terimi AN, ilken terimi toplamı da SN. Bunu zaten biliyoruz. Bu aritmatik dizinin kuralı, ama ben bunu örnek olarak yazmıştım. Rastgele çıktı. AN 3N artı 5'miş. İlk 8 terimin toplamı eksi ilk 7 terimin toplamı. Bu bana neyi veriyor? Bakın defalarca yaptım. 8. terimi vermez mi? 8 tane terim var toplamı. 7 tane terimini çıkarırsan ilk 7 terimi, son olan 8. terim kalır. Bana adam 8. terimi soruyor aslında. E nasıl bulursun? N yerine 8 yazacaksın direkt. O da nedir? 3 kere 8 artı 5'ten 24, 5 daha 29 gelir. Bak gayet basit, pratiğini bilirsin. Tamam. Devam ediyoruz. İlk n terim toplamını vermiş. Bana neyi soruyor? Dördüncü terimi soruyor. Ulan yine mi aynı soru? Bak ne yapacağım yine? Dördüncü terimi bulmak için. İlk dört terim toplamı eksi ilk üç terim toplamı. Şu mantığı bir daha anlatayım da son defa anlatayım. İlk dört tane terimim var. İlk üç terimini çıkarırsam ben ne olur? Dördüncü terim kalır geriye. E mantığımız bu. İlk dört terim toplamını nasıl bulacağım? S4 eşittir. Formüle bakıyorum. 4 çarpı 3 çarpı 4 artı 5. Kaç gelir bu da? 3 kere 4 12. 5 daha 17. 17'yi sen 4 ile çarparsan 68 olduğunu görürsün. İlk 3 terimimin toplamına bakayım. N yerine 3 yazdım. 3 çarpı 3 artı 5. Kaç yapar? 3 kere 3 9. 5 daha 14. 14'ü de 3 ile çarptın. 42 sayısını elde ettin. Bunları birbirinden çıkarıp 4. terimi buluyorum. Kaç çıkıyor o 4. terim? 26 çıkıyor. Bu mantığı artık ezberle. Adın ne, soyadın ne, bir de bu mantık ne? Devam. AN bir aritmatik dizi ve bana bir sayıların toplamını falan filan vermiş. Bana diyor ki bu dizinin ilk 11 teriminin toplamı nedir? Bakalım. Şimdi bakın şu ikisinin toplamı ne? A2 ile A10. Sayılarını toplarsan bakın 2 ile 10'u 12 yapıyor. Aynı zamanda bunlara bakın 9 ile 3'ün toplamı ne yapıyor? 12 yapıyor. Aslında bu ne demek? Bakın. A2 artı A9 artı A10 artı A3. Bu 16'ymış. Bu şu demek aslında. 2'den 10'a kadar olanlarda en ortadaki terim ne? 2'den 10'a kadar olanlarda ortadaki terim 6. terim. E bakın 2 ile 10'un toplamı, 9 ile 3'ün toplamı 12 yapıyor. Ortadaki terim ne? 6. İkisinin toplamı 12 bakın. Ortadaki de 6. Evet, sağlıyor. O zaman ben ne yapıyordum? Her şeye ortadaki terim gibi yaklaşabiliyordum. Kaç sayı var? 1, 2, 3, 4. 4 kez toplanınca 16'ymış. 4 çarpı A6 diyelim biz, ortadaki terim. Neymiş? 16'ymış. A6 nedir o zaman? 4'tür. Bakın ortadaki terimi buldum. E ilk 11 terimin toplamı. E ne yapacağım? Yine ortadaki terimden hepsini ortadaki terim gibi yaklaşacağım. 11 tane terim var. Hepsini de 4 kabul edeceğim ve 44 elde ediyorum. Ortadaki terim bulursan hepsini o gibi kabul edebilirsin. Altıncı, Allah Allah. Yine aynı soru tipi. Altıncı terim. Bakın direkt şöyle yapıyorum. İlk 6 terimin toplamından ilk 5 terimin toplamını bulursam, çıkarırsam 6. terimi elde ederim.
Hatta altıncı terimi de matematiksel yazalım ya. A6. İlk alt terimi toplamından ilk beş terimi toplamını çıkarıyorum ve altıncı terimi buluyorum. S6 nedir? 5 çarpı 6'nın karesi artı 4 çarpı 6 bölü 2'dir. S5 nedir? 5 çarpı 5'in karesi artı 4 çarpı 5 bölü 2'dir. Yapalım. 6'nın karesi 36. 5 ile çarptım 180. 180, 24 daha 204. Böldün 204'ü 2'ye. Neden bölmediğimi söyleyeceğim şimdi. 5'in karesi 25. 5 ile çarptın 125. 20 daha 145. Böldün 2'ye. Bir de paydaları eşitlemeyelim diye bölmedim. Şimdi eşit oldu bak direkt. Kaç gelir burası? 204'ten 145'i çıkarıyorsun. Kaç gelir? 59 gelir. Paydalarımız ne? 2. Bu benim neydi? 6. terimimdi bakın. Tamam. 59 bölü 2'ymiş. Yapıştırdık. Devam ediyoruz. Allah. Bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi sırasıyla. Ha şöyle ya. Aritmatik diziyi ezberledik artık. Leblebi leblebi aynı şeyler. Geldik geometrik dizinin örneklerine. Ardışık 3 terimini vermiş. X eksi 2, x artı 1 ve x artı 5. Sana eğer böyle ardışık 3 terimi verirse yapacağın şey şudur. Çarpımları bakın birinci ve üçüncüyü çarpıyorsun. Çarpımları eşit olacak ortadakinin karesine. Ortadakinin karesine eşit olacak. Geometrik dizinin pratiğidir bu. Tamam. Ardışık 3 terimi verdiğinde kullanacaksın bunu. 3 terim verdi. Baştakinin ve sondakini çarpıyorsun. Ortadakinin karesine eşitliyorsun. X eksi 2 ile x artı 5'i çarpalım. X kare artı 3x eksi 10 geldi. İkisini çarptık. X artı 1'in karesini ortadakinin karesini alıyorum. X kare artı 2x artı 1 geldi. X kareler ne oldu? Gitti. Al 2x'i buraya. Eksi x diye geldiği için sadece x kaldı. Eksi 10 da artı 10 diye gideceği için karşıya 11 ifadesini elde ettim. Bana neyi soruyor zaten? X'i soruyor. Yapıştırdık. Bu söylediğim mantığı unutmayın. Bakın ardışık 3 terimde baş ve sonun çarpımı ortadakinin karesi. Evet. Aşağıdakinde ne diyor? Şunu ben bir sileyim ya. Sildik. Yukarı kaldırdık. Evet, şimdi devam edebiliriz. Bir geometrik dizinin ilk 6 teriminin toplamı neymiş? Söylememiş. İlk 6 terim toplamının ilk 3 terim toplamının oranı 2 kök 2 demiş. Tamam. Hemen yazalım. İlk 6 terimi bölü ilk 3 terimi. Bunların oranı. Bunların oranı neymiş onu yazalım hemen. 2 kök 2'ymiş. E bakalım. Üstte S6'yı yazacağız. İlk 6 teriminin toplamını. Bakın hemen kuralı yazıyorum. Geometrik dizide işaretlemiştik bunu. Geometrik dizide ilk n terimin toplamı yani Sn formülü nedir? A1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r'dir formülüm. Geometrik dizide ardışık ilk 6 terim diyor mesela. İlk 6 terim toplamını sen böyle bulursun. Yazalım yerine. S6'yı buluyorum. A1 çarpı 1 eksi r üzeri kaç? 6. Bölü 1 eksi r. S3 yazıyorum. A1 çarpı 1 eksi r üzeri kaç? 3. Bölü 1 eksi r. Bu ifadem neymiş işte? 2 kök 2'ye eşitmiş. Şimdi bakalım. A1'ler ne olur? Gider. 1 eksi r'ler ne olur? Gider. Geriye kalanları yazalım. Şu 1 eksi r üzeri 6 şey değil midir ya? 2 kare farkından bakın. 1 eksi r'nin kübü çarpı 1 artı r'nin kübü değil midir? 2 kare farkı olarak açıp yazayım. Bu 1 eksi r'nin kübüyle de 1 eksi r'nin kübü giderse geriye ne kalır?
1 artı r'nin kübü kalır. O da neymiş? 2 kök 2'ymiş. 1'i atalım karşıya eksi 1 diye. R böylece ne çıkar bakın? İki tarafından küpten kurtarmak için 3. dereceden kök alırsam r eşittir 2 kök 2 eksi 1 ama 3. dereceden kökün içinde. Bana neyi soruyor? R ortak çarpanını soruyor. Cevap Edirne. Şu formül önemli. Kullanacağız. AN geometrik dizisinde A5 bölü A8'i vermiş. Bakın burada aritmetik diziden farkı neydi? Birinde ikişer ikişer artarak gidiyordu mesela. Bunda çarparak ya da bölünerek gidiyor. Onun için hep böyle oran, bölme, çarpma bu şekilde sayılar çıkıyor karşımıza. Vermiş bana A5 ile A8'in oranını, A2 ile A4'ün toplamını. Ve neyi soruyor? A3'ü soruyor. Şimdi bakın sorduğu bir A3 ne? Ona ilerlemeye çalışacağım. Yapacağımız işlem şu. A5 ile A8 arasında aritmetik dizi olduğunu düşün. A5 ile A8 arasında ne var diyordun? 3 tane R var diyordun değil mi? Sen direkt A5 ile A8 arasında 3 R olduğunu biliyordun. Geometrik dizide de çarparak gittiğini düşün. 3 kez fark var bakın. R çarpı R çarpı R. Aralarındaki fark ne olur? R küp olur bakın. A5 bölü A8 1 bölü R küp gelmez mi? A8 çünkü nedir? A5 çarpı R küptür. Aralarında 3 tane artış olacağı için A5 çarpı R küptür. A5'leri götürürsen geriye sadece 1 bölü R küp kalır. Yazayım bak tekrar. A5 çarpı R küptür. A5'ler de gider. 1 bölü R küp eşittir. 1 bölü 8 olur. Bu R dediğim ortak çarpan neymiş? Neyin kübü 8'dir? 2'nin kübü 8'dir. Buradan devam edelim. A2 dediğimiz ifade ne olur? A1 çarpı R olur bakın. Aritmetik dizide ne yapıyordum? A1 artı R diyordum. Geometrik dizide çarpı R diyoruz. Artı A4 nedir? A1 ile arasında 3 fark var. Demek ki aritmetik dizide olsa 3R'ydi. Geometrik dizide R küp. Farkını artık kavramış olun. Neymiş? 60 imiş. R dediğim ifademiz neydi? R dediğim ifadeyi ben 2 bulmuştum. R'nin yerine 2 yazalım. 2 tane A1 artı 2'nin kübü 8 tane A1 60 şekline gelir. 2 A1 8 A1 daha ne yapar? 10 tane A1 yapar. Bir tane A1 ne gelir buradan? 10 tane A1 60'sa bir tane A1 6'ya denk gelir bakın. A1'i de buldum ben. R'yi de biliyorum. A3 nedir? A1 ile arasında ne var? 2 tane artış var. O zaman ben ne yapıyorum? Çarpma şeklinde 2 artışı R kare şeklinde yapıyorum. Bu da ne gelir? A1 dediğimiz ifade 6'ydı. Çarpı R'nin karesi. O da 4 müdür? Ve cevabımız ne gelir bakın? A3'ün karşılığı 24 ifadesini elde ederiz. Evet. Geldim alttaki soruya. Benzer bir tip soru. Bana yine A1'in karşılığını vermiş. Oran vermiş. Toplamları nedir diyor. Bunu bir yukarı kaldıralım. Ve geniş alana yazalım. Evet. A1'in 6 olduğunu biliyorum. Şu oranı da biliyorum. Ne yapacağız? Bunları kullanarak devam edeceğiz. Şimdi AN artı 1 bölü AN. Bu ne demek? N yerine 1 yaz mesela. A2 bölü A1 demek. A2 bölü A1 nedir? A2 dediğim şeyi ben zaten A1 çarpı R diye yazıyorum. A1'ler de giderse sadece ne kalır bakın? R kalır mesela. Ardışık terimleri oranlarsam R'yi bulurum ben geometrik dizide. R dediğimiz ifadede neymiş bakın? 1 bölü 3'e eşit gelmiş direkt. Buradan devam edelim. Bana bu ne diyor? Bu bakın toplam semboldür dizide. Şu işaret toplam semboldür. Yani 1'den 10'a kadar yaz topla diyor. Şu
A1 artı A2 artı 10'a kadar topla demek istiyor. Toplam semboldür bu. Tamam, dediğini yapalım. Geometrik dizinin toplam formülü neydi? Geometrik dizide ilgen terimin toplamı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r, başında da çarpı A1 vardı bakın. Tamam. Bu formülden bir daha devam ettireyim. İlk kaç terimin toplamını soruyor bana? 10 terimin toplamını soruyor. A1 çarpı. A1'in 6 olduğunu vermiş zaten. R üzeri. R'yi de ben kaç olduğunu biliyorum? 1 bölü 3 olduğunu biliyorum. 1 bölü 3 üzeri n. N neydi? 10'du. Bölü 1 eksi r. R neydi? 1 bölü 3'tü. Bu işlemi yapacağız işte. Bu da nedir? 6 çarpı. 1 bölü 3'ün 10. kuvveti şu değil midir? 3 üzeri eksi 10. 1'in 10. kuvveti 1 zaten. 3'ün 10. kuvveti de 3 üzeri 10. Ters çevirirsem 3 üzeri eksi 10 olur. 1'den 1 bölü 3'ü çıkarırsam bak. 3'ten 1 çıktı. 2 bölü 3 ifadesini mi elde ederiz? Hemen şunu yapalım. 6 çarpı 3 üzeri eksi 10 çarpı 2 bölü 3'ü ters çevirip çarpalım. 3 bölü 2 haline gelir. Bakın 6 ile 2 gitti. Ne kaldı? 3 kaldı. 3 var. 3 üzeri eksi 10 var. Bir daha 3 var. Bunların çarpımı nedir? Çarpmada üstler ne olur? Toplanır. Böylece 3 üzeri bakın 1. 1 de burada 2. Eksi 10 daha. Eksi 8 ifadesini ne yaparız? Elde etmiş oluruz. Bu da gayet güzel bir soru. Devam edelim. 3 ve 81 sayılar arasına geometrik dizi oluşturulacak şekilde 5 tane terim yerleştiriliyor. Bakın aritmetik dizide yapmıştık böyle bir şey. A1 neymiş? 3'müş. Aralarına ben terim yerleştiriyorum. Kaç tane? 5 tane. Birinci terim var. 5 de terim yerleştirdim. 6. Bir de son terimim 7. Bakın bu iki sayının arasına 5 tane yerleştirirsin. 3 ile 81 arasında yerleştirdik. Şimdi A7 dediğimiz ifade nedir? A1 çarpı. Kaç tane artış var? 6 tane artış var. Bunu nasıl ifade ediyorduk? Geometrikte R üzeri 6 olarak. A1 3'tü zaten. R üzeri 6 ile de çarpınca A7 kaç geliyormuş? 81 geliyormuş. 3 ile 81'i sadeleştirdin. 27 ifadesini elde ettin. R üzeri 6 27 ise R dediğimiz ifade kaç gelir? Kök 3 gelir bakın. Neyin 6. kuvveti 27'dir? Kök 3'ün 6. kuvveti 27'dir. Bana neyi soruyor? 4. terimi. A4 nasıl bulunur? A1 çarpı 3 tane artış var. O zaman de küp. A1 neydi? 3'tü. R'nin kübü. R'nin kübü nedir? Kök 3'ün kübü. 3 kök 3'tür. Çarparsak eğer 9 kök 3 ifadesini elde ederiz. Bu bizim 4. terimimizdir. Aritmatik dizilerle aynı işlemler, sadece onları da topluyorduk, bunları da çarpıyoruz işte. Tek fark bu. Geldim alttaki soruya. İkinci terimi 6. Hemen bakalım. A2 nedir? A1 çarpı bir tane artış var. Beşinci terimi A5 nedir? A1 çarpı 4 kez artış olduğu için R üzeri 4'tür. İkinci terimi 6 ve beşinci terimi 48 diyor. Bu 6'ymış, bu da 48'miş. Bakın şöyle taraf tarafa bölsem ben A1'ler gider. R'yi de R bölü 4'e bölersem 1 bölü R küp gelir. 6'yı da 48 ile sadeleştirirsem 1 bölü 8 gelir. Ben R'yi ne bulurum? Neyin kübü 8 olur? 2'nin kübü 8 olur. Bakın kolayca bulduk R'yi. Bana neyi soruyor? İlk 6 terimin toplamını soruyor. İlk 6 terim toplamı nasıl bulunuyordu? S6. A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R ile bulabiliyorduk. Bakın A1 bulunması lazım burada. A1'i yapmamız lazım. R ne? R'yi ben 2 bulmuştum.
A2'ye denersek bakın. Ne ile 2'yi çarparsam 6 olur? 3 ile. Demek ki A1 neymiş? 3'müş. Çarpı 1 eksi R'nin 6. kuvveti. 2'nin 6. kuvveti nedir? 64'tür. Bölü 1 eksi R. Bu da ne geliyor bakalım? 3 çarpı 1'den 64 çıkardım. Eksi 63. 1'den 2 çıkardım. Eksi 1. Bakın eksiler gitti. 3 kere 63 ne yapar? 189 yapar. Bu da güzel bir soru. Devam ediyoruz. İlgen terim toplamını vermiş. Üçüncü terimini soruyor. Bakın üstteki soru için. Şimdi yapacağımız şey nedir? Hemen şunu yapabilirsin. Üçüncü terimi bulmak için. Ne yapıyorduk? İlk üç terimin toplamından ilk iki terimin toplamını çıkararak ne yapıyordum? Bulabiliyordum. Yapalım hemen. S3 nedir? 32 çarpı 2 üzeri 3 eksi 1 bölü 2 üzeri n, yani 2 üzeri 3. S2 nedir? İlk iki terimin toplamı. Yine 32 çarpı 2 üzeri n, yani 2 üzeri 2 eksi 1 bölü 2 üzeri 2'dir. Bu kaç çıkar? Bakın 2 üzeri 3 8. 1 çıkarırsam 7 kalır. 2 üzeri 3 nedir zaten? 8'dir. 32 ile 8'i sadeleştirin. 4 kalır. 4 kere 7'den S3 28 gelir. Yaptığımız sadeleştirmeleri kaçırmayın. 32 ile bakın 2 üzeri 2, yani 4'ü sadeleştirin. 8 kalır. 2 üzeri 2 4. 1 çıkar. 3. 8 ile 3'ün çarpımından S2 dediğimiz ifade nedir? 24'tür. Üçüncü terimi nasıl bulunuyordu? S3 eksi S2 yaparak bulabilirdim. 28'den 24 çıkarsa kaç çıkıyor cevabımız? Bakın üçüncü terimimiz 4 çıkıyor. Bu da basit bir soru. Alttaki soruda ise bana bir iki tane ifade vermiş. Bu iki ifadeye göre ortak çarpanın tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Bakalım. A4'ten A3'ü çıkarmış. A4 nedir? A1 ile R üzeri 3'ün çarpımıdır değil mi? Dördüncü terim. 3 fark var. O zaman R üzeri 3 yazıyoruz. A3 nedir? A1 ile R üzeri 2'nin çarpımıdır. Bu da neymiş? 2'ymiş. Bakıyorum alttakine. A5 ne? A1 çarpı R üzeri 4. A2 ne? A1 çarpı R. Bu da neymiş? Bu da 7 imiş. Bakın biraz önce yapmıştık yani. Taraf tarafa bölme tarzında bir şey yaparsanız karşınıza ne gelir? Öncelikle yukarıyı bir A1 çarpı R kare parantezine alalım. İkisinde de bakın A1 ve R kare çarpanı var. A1 ve R kareyi alırsam ne kalır ilkinde? R kalır. A1 ve R kareyi alırsam ne kalır? Sadece 1 kalır. Aşağıya ne yapın? Aşağıya da A1 çarpı R parantezini alın. A1 çarpı R'yi alırsam ne kalır? R'nin üçüncü kuvveti kalır. A1 çarpı R'yi alırsam da burada sadece 1 kalır. Bakın A1'ler gider taraf tarafa bölersen. R üzeri 2'nin bir tanesiyle R'ye gider. Geriye kalan ifademiz ne olur? R ile bakın çarpın içeriye. R'nin karesi eksi R bölü R küp eksi 1 kalır. Bu işlemimizin sonucu da neydi bakın? 2 bölü 7 idi. Hemen içler dışlar yaparsan 7 R'nin karesi eksi 7 R eşittir 2 R küp eksi 2 ifadesini elde edersin. Buradan yapacağın işlem nedir? 2 R küpü bu tarafa al. Şurası neydi? Şurası 1 miydi? 2 R küpü bu tarafa al. Ondan sonra sayı karşı tarafta kalsın. Ne elde edersin? 7 R kare eksi 2 R küp eşittir
Şurası neydi? Şurası 1'di bu arada. 7'yi de karşı tarafa attım. Artı 7 diye 5 kaldı. E buradan 7R kareden 2R küpü çıkarıyorsun, 5 oluyor. Nasıl sağlanır bu? R yerine 1 yazarsan sağlanır bakın. R yerine 1 yazarsanız bir önemi kalmaz. 7'den 2'yi çıkarırsan 5 olur. Demek ki ortak çarpanımız neymiş? A şıkkındaki 1'miş. Gayet uzun çözülen bir soru. Evet. Geometrik seri. Tekrar niye şey yaptıysa, verdiyse. E şunu yapacağız. Sonsuz terim toplamını göstermek için vermiş. Bakın ilgen terim toplamı falan filan vardı ya aritmatik dizide, geometrik dizide de vardı. Sonsuz terimlerin toplamı diye bir şey de var. Sonsuz terimlerin toplamında şunu yapacaksın. A1 çarpı 1 bölü 1 eksi R. Genel terim kuralına benziyor zaten bakın. Normalde ne yapıyordun? A1 çarpı 1 eksi R üzeri N. Bölü 1 eksi R yapıyordum. Bu kez sonsuz çözümde bunu yapıyorsun. Benzer formüller. Kullanalım bakalım. Bakın sonsuza kadar gidiyor değil mi? X istediğimiz ifade. Sonsuza kadar gidiyor. Nasıl bulacağım? Formülümüz şu. A1 çarpı 1 bölü 1 eksi R. Bu kuralı uygulayacağız. X'i bulmak için. A1 ne? İlk terim 1 bölü 10 çarpı 1 bölü 1 eksi R ne? Bakın R 1 bölü 10 değil mi? 1 bölü 10 ile çarpılmış 1 bölü 100 olmuş. 1 bölü 10 ile çarpılmış 1 bölü 1000 olmuş. 1 bölü 10 ile çarpılarak gidiliyor. Demek ki aradaki ortak fark da 1 bölü 10. Hemen şunu yapıyorsun. 1 bölü 10 çarpı şurada payda eşitlemesi yap. 1 bölü 10'dan 1 çıktı 9 bölü 10 kaldı. Bu da nedir? 1 bölü 10 çarpı. 9 bölü 10'u ters çevirip çarp. 10 bölü 9 haline getir. Ve sonucunda 1 bölü 9'u elde et. Sonsuz terim formülü. Sadece yerine koyacaksın. Geometrik dizi olduğu için bakın bu sonsuz terimler kaçla çarpılmış, kaça bölünmüş bu şekilde düşünmeniz lazım. Alttaki soruya yapalım. Alttaki soruda ne diyor? 3 artı böyle sonsuza kadar gitmiş. Bu toplamın değerini soruyor. Şu 3 artı bir dursun. Öncelikle şurayı bir bulalım. Buranın toplamları nasıl bulunuyordu? Sonsuz toplam. Eşittir. A1 çarpı 1 bölü 1 eksi R ile bulunuyordu. A1 ne? İlk terim 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 1 eksi R'ne bakın. 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4. 4'e bölünerek gitmiş değil mi? Bakın R 1 bölü 4 demek ki. Bu da nedir? 1 bölü 4 çarpı. Şurada hemen yine payda eşitlemesi yapın. 1 bölü 4'ten 1 çıkar. 3 bölü 4 gelir aşağısı. E buradan hemen şuraya çekiverelim. 1 bölü 4 çarpı. Ters çevirip çarparsan 4 bölü 3 haline gelir. 4'ler gider ve 1 bölü 3'ü elde edersin. Şimdi bakın. Burası ne geldi o zaman? 3 artı. İçerideki sonsuz toplam 1 bölü 3 mü geldi? Hemen payda eşitlemesi yap. 3 kere 3, 9. Bir daha 10 bölü 3 ifadesini elde ederiz. İşlem, işlem, işlem. Başka bir şey yok. Evet, devam ediyoruz. Bana soruda ne vermiş? Toplam sembolü vermiş. Yine yani toplam soruyor. Nereye kadar gidiyor? Bakın sonsuza kadar. Sonsuz toplam. Formülünü yine yazayım. Defalarca yazayım ki kafanıza kazınsın. Sonsuz toplamın formülü şuydu. A1 çarpı 1 bölü 1 eksi R idi. Bu sonsuz toplam neye eşitmiş? Bakın 32 bölü 3'e eşitmiş. Ne yapacağız? İlk terimim ne? K3. 3'ten başlıyor bakın. K'nın yerine 3 yazarak ilk terimi bu bulalım. 2 üzeri 3 artı n bölü 8 üzeri 3.
Bu benim neyimmiş? İlk terimimmiş. Çarpı 1 bölü 1 eksi. Şimdi ne yapman lazım? R'yi bulman lazım. R nedir? R'yi nasıl buluruz? Bakın ne olacak? Her zaman K'yı 1 arttıracağım değil mi? Sonra ne olacak? Mesela 2 üzeri 4 olacak. İşte bu da ne olacak? 8 üzeri 4 olacak. Yani yukarısı hep 2. Aşağısı da hep 8'in bir kuvveti olarak artacak değil mi? 2'nin kuvvetine 1, 8'in kuvvetine 1 eklemiş olacağım K değeri arttıkça. 4 olacak. 1 arttırmış olacağım kuvvetlerini. Yani hep 2 bölü 8, 2 bölü 8 çarpılarak gidecek. R eşittir 2 bölü 8 diye notumuzu aldık. Şimdi bu işlemi yapacağız sadece. Yapalım. 2 üzeri 3 nedir? 8'dir. Bakın bu ifadeyi 8 çarpı 2 üzeri n şeklinde ayrı ayrı yazdım. Aşağısında neydi? 8 üzeri 3'tü. Çarpı. Şurada payda işlemesi yaparsanız. 8'den 2 çıktı. 6 bölü 8 ifadesini elde edersin. Bakın. 8 çarpı 2 üzeri n yukarısı. Bir de 6 bölü 8'i ters çevirdiğinizi düşünün. Aşağıda ne kaldı? 6, yukarıda 8. Bir de burada ne var? 8 üzeri 3 var. 8 ile 8'in çarpımı 8 üzeri 2. Bakın 3 tane 8'den ikisini götürdüm, bir tanesi kaldı. Geriye kalan ifade ne oldu? 2 üzeri n bölü 6 kere 8, 48 kaldı. Neye eşitmiş bu da? 32 bölü 3'e eşit imiş. Hemen şurada bir parantez açalım soruya. 2 üzeri n bölü 48 eşitmiş 32 bölü 3'e. Buna eşitse ne yapacaksınız? İçler dışlar yapacaksınız artık. 3 çarpı 2 üzeri n eşit olacak 32 çarpı 48'e. Şuradaki 3'ü de bölme olarak getirirsen 48'de 3'ü böl 16. Dolayısıyla 2 üzeri n ne gelir? 32 çarpı 16 gelir. Bu da nedir? 32, 2 üzeri 5'tir. 16 da 2 üzeri 4'tür. Çarpmalı üstler toplanacağı için 2 üzeri 9 gelir. Ve böylece n 9 elde edilir. İşaretleyelim. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar yeter. Bir dahaki dersimiz cumartesi günü. Cumartesi günü diziler, seriler bitmiş olur. Ekranın görüntüsünü alın hemen. Kapatalım. Dizilerden soru çözmeye başlayın. Bu girişlerden iyi soru çözün bakın. Zaten sırada neler var? Çıkmış sorular falan var. Onlara bakarız. İyi akşamlar. Görüşürüz.